Sevgili öğrenciler, 12. testteyiz. Yapışma ve birbirini tutma ikinci testi. Birinci soruyla başlayalım. X ve Y sıvıları cam kap içine doldurulduğunda X sıvısı kabı ıslatırken Y sıvısı kabı ıslatmıyor. Yani X sıvısının adezyon etkisi daha fazla, Y'ninki de kohezyon etkisi fazla. O halde adezyon fazla olduğu zaman X kabının iç yüzeyine şu şekilde yapışma meydana gelecek. Kohezyon fazla olduğu zaman, yani Y kabını ıslatmıyorsa, o halde böyle yukarıya doğru bir bombe şeklinde olacak. Buna uygun seçenek de A seçeneğinde görülmekte sevgili öğrenciler. Yani yanıtımız A'dır. Bir sonraki sorumuza geçelim. Evet, ikinci soru. Yukarıda verilen olayların hangilerinde adezyon kuvvetinin etkisi vardır? Yaprağın üzerinde bulunan su damlalarında adezyon kuvvetinin etkisi vardır sevgili öğrenciler. Çünkü yaprakta su damlaları birbirine yapışmıştır ve dışarıya düşmemektedir. Yani aşağıya doğru düşmemektedir. Aynı şekilde yaprağın üstünde bulunan su damlaları camın üzerinde bulunan su damlalarına da benzemektedir. Örümcek ağının üzerinde bulunan su damlalarında da yine adezyonun etkisi vardır. Her üçü de doğrudur. Yanıtımız E seçeneğidir. Üçüncü sorumuzda adezyon kuvvetinin kohezyon kuvvetinden küçük olduğu bir durumda kap içine daldırılan farklı kesit alanı kılcal borulardaki sıvı seviyeleri nasıl olur diye sorulmakta. Yani A küçüktür, K diyebiliriz sevgili öğrenciler. Adezyon, kohezyon. Evet, adezyon küçük olduğu zaman ne olacak seviyemiz? Tabii ki diğerlerine göre küçük bir seviye olacak. Yani adezyon küçük olduğunda da o halde adezyonda biliyorsunuz sıvının iç yapışması borunun iç cephesine bu şekilde olacaktı. Kohezyon büyük olduğu zaman da bombeli dışarı doğru bir bombe şeklinde olacaktı. O halde şeklimiz bir kere bu şekilde olacak. Dolayısıyla 3S'den S'ye doğru küçülürken de ne olacak şeklimiz? Aşağıya doğru bir şekil haline gelecek. Yani daha aşağıda bir bombe, onun biraz daha yukarısında bir bombe, daha yukarıda bir bombe şeklinde olacak ve sonuç olarak buna uygun olarak da B seçeneği görülmekte sevgili öğrenciler. Dördüncü sorumuza geçebiliriz. Dördüncü sorumuz, yukarıda verilen olayların hangilerine yüzey geriliminin etkisi vardır diye sorulmakta. Suyun küre şeklini alması yüzey gerilimin etkisidir. Yüzey geriliminin etkisinden dolayı aynı zamanda adezyon etkisidir. Tabii ki su ile metal kısmının beraber bir arada durması adezyonun da etkisi vardır tabii ki aşağıya suyun damlamaması ama suyun küre şeklini alması kılcallıkla da ilgilidir. Suyun üzerinde yürüyen bir örümceğin tabii ki yüzey gerilimi sayesinde yürüyeceğini bilmemiz gerekmektedir. Ama denizde duran sandalın yüzey geriliminin etkisi yoktur. Yok denecek kadar azdır. Sonuçta sandal suyun içerisine bir kısmı girmiştir, girebilmiştir. Onun da ağırlığı zaten çok fazladır. Dolayısıyla sadece 1 ve 2'dir. Yanıtımız D seçeneğidir sevgili öğrenciler. Beşinci sorudayız sevgili öğrenciler. Aynı sıcaklıkta X, Y sıvılarına değişik kalınlıklardaki aynı maddeden yapılmış kılcal borular daldırıldığında sıvı yüzeyleri şekildeki gibi olmaktadır diyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Birden başlayalım. X sıvısı için kohezyon kuvveti adezyon kuvvetinden büyüktür. Görüntüde zaten tam kohezyonu göstermemektedir, adezyonu göstermektedir sevgili öğrenciler. Dolayısıyla bu şekil adezyon şeklidir, kohezyon değildir. Yani adezyonu büyüktür, yanlıştır verilen bilgi. İkincide ise Y sıvısı kohezyon kuvveti adezyon kuvvetinden büyüktür diyor. Dikkat edelim, bombe şeklinde de yukarıya doğru sonuçta doğru bilgidir. Üçe bakalım, X sıvısında bulunan ince boruda sıvı seviyesi daha yukarıda bulunur diyor. Sevgili öğrenciler, cıva gibi sıvılar kohezyon etkisiyle daha ince boruda kendi içine daha kolay toparlandığından daha derinde kalacaktır. Su gibi durumlarda ise yani adezyon gereği sıvılar ise daha ince boruda daha yükseğe çıkmaktadır. Yani burada bilgiye bakarsak X sıvısında bulunan ince boruda sıvı seviyesinin daha yüksekte olacağı bellidir. 4'te ise Y sıvısında bulunan ince boruda sıvı seviyesi daha aşağıda olur diyor. Evet, burada ise ne vardı? Kohezyon vardı.
Kohezyon kendi içinde daha iyi toparlandığında diyor, civa gibi maddelerde daha düşük seviyelerde olmaktadır ince borularda. Kalın borularda ise daha yukarıda kalacaktır. O da doğrudur. 2-3 doğrudur. Yani yanıtımız C seçeneğidir. Altıncı sorudayız. Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur diyor. Gün sıcaklığı artarsa yüzey gerilimi artar diyor. Su molekülleri birbirinden uzaklaştığı için azalacaktır. Bu bilgi yanlıştır. Gün içine deterjan eklenirse yüzey gerilimi azalır diyor sevgili öğrenciler. Evet doğrudur. Yine su molekülleri deterjan sayesinde kiri, yağı, pası tabii ki çözeceği için sonuç olarak yüzey gerilimini azaltan bir etkisi vardır. Her sıvının kendine özgü yüzey gerilim katsayısı vardır. Yani saf suyla tuzlu sununki tabii ki farklı farklıdır. Civanın da farklı farklıdır. Sonuçta bu bilgi de doğrudur. 2 ve 3 doğrudur. Yanıtımız D seçeneğidir. 7. soruda yukarıda verilen yargılardan hangileri yüzey gerilimine örnektir diyor. Kertenkelenin su üzerinde koşabilmesi evet yüzey gerilimidir. Madeni paranın su üzerinde durabilmesi bu da yüzey gerilimi ilgili bir örnektir. Bitkilerin suyu topraktan alıp üst kısmına iletmesi bu kılcallık etkisidir sevgili öğrenciler. Yani 1 ve 2 doğrudur. Yanıtımız E seçeneğidir. Son sorudayız. Bazı böceklerin su üzerinde durabilmesi yüzey gerilimine ilişkin bir örnektir. Peçetenin suya inmesi kılcallıktır. Şöyle yazalım kılcallık. Sıvının bulunduğu kabı ıslatması adezyon etkisidir. Yani ikisi arasında bir çekim kuvvetinin fazla olmasıdır. Bu da adezyon diyoruz. Yani sadece bir numaradır. Daha doğrusu bir numara A seçeneğidir. Bir başka testimizin daha sonuna geldik. Diğer testte görüşmek üzere.